Tayyip Erdoğan bu sarayda yapılan bir toplantı. Yersaray. Beştepe Külliye. Bu fotoğraflar sarayın yani Cumhurbaşkanlığı resmi sitesinde yayınlanmış fotoğraflar. Şimdi bu fotoğraf gözümüzün önünde. Ben de şöyle gözlüğümü takayım. Evet, Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sitesinde. İlk haber hala. Evet, Barış Pınarı Harekatı koordinasyon toplantısına başkanlık yaptı Tayyip Erdoğan. Şimdi oradaki şeye gelelim, fotoğrafa Metne gelelim. işaretlediğimiz fotoğraf. Evet, burada. Burada bir Kimlerin miting katıldığı var. da var. Evet. Kimlerin katıldığı da var. Bu niye önemli? Birazdan söyleyeceğim kimlerin katıldığını. Evet. Şimdi orada yuvarlak içine alınmış insanlar var. Kaç kişi var? Üç kişi var. Üç kişi var. Diğer tarafta da vardı. O tarafı vermiyorum. Sadece sağdakileri almış. Yapan solcu mu? Yapan bizim teknik müdürümüz, ben eksik göstermiş olabilirim. Yok, ben de söylemedim. Bilerek söylüyorum. Şimdi bu fotoğraf önemli. Harekat merkezinde bulunanların fotoğrafı. Yani Türkiye tarihinin en önemli harekatlarından birisi yapılıyor ve bu fotoğraf var. Şimdi bu fotoğrafta kimler var? Cumhurbaşkanlığı resmi, bu fotoğraf kalsın. Cumhurbaşkanlığı resmi sitesinde okuyorum. Katılanların isimlerini mi? Katılanların isimleri. Tamam, bu toplantıya Bu katılanların tip isimleri. şeylerde AKP geleneğinde bir yerde olma önemlidir. Bir yerde olduğunda ismin yoksa bunun bir anlamı vardır. Ne anlamı var? İsim yoksa gözden düşmüşsün demektir. Öyle Gözden mi? düşüreceksin demektir. Ya da bir tepki belirtir. Burada böyle bir durum yok. Onu söyleyeyim. İsimler önemlidir ve isimlerin orada olması birileri için, oraya giden herkes için önemlidir. Cumhurbaşkanlığı sitesinde yazmasını ister. Orada görünmek ister. Eşe dosta açar o Cumhurbaşkanlığı sitesini. Harekat merkezindeyiz. Bu da ismi der. Şimdi kimler katılmış? Cumhurbaşkanlığı resmi sitesindeki katılanları okuyorum. Toplantıya TBMM Başkanı Mustafa Şentop. Orada mı? Orada. Evet. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül. Orada mı? Orada. Orada. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak. Yanında. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. O da orada. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. Türkiye Büyük Millet Meclisi AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler. MİT Başkanı Hakan Fidan katıldı. Bunların hepsi orada var Var. fotoğrafta. Peki o yuvarlak içine aldıklarımız kimler? Bak onları söyleyeyim. Burada isimleri yok. Orada varlar ama isimleri yok. Kim bunlar? AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş. Sol tarafta. Burada diye söylemesi lazım şimdi. Sanma. Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı. Burada. Mahir Ünal. Burada. Parti Sözcüsü Ömer Çelik. Burada. Diye söylüyorlar. Çünkü orada isimler okunduğunda burada burada diye bir yoklama yapılmıştır herhalde. Kim var diye söylemiştir. Şimdi bu isimler Cumhurbaşkanlığı resmi sitesinde yok. Niye yok? Niye? Evet, neden yani? Çünkü AKP hareket merkezi. Burası şu anda. Niye yokun ilk göründüğünü söylüyorum. Bu isimleri koymamışlar. Bilinçli ve görüntü olarak koymamışlar. Şimdi bu kişiler eğer belli bir şekilde bir mesaj verilmiş olsaydı o kişilere buraya çağrılmazlardı. Çağrıldıklarına göre demek ki böyle bir durum yok. Ama isimleri koyulmamış. Ya bu kadar da AKP'li gözükmeyelim. Ya görünüyor. Dalga mı geçiyorsunuz biz? Yani çok acayip değil mi? E varlar. Ama isimleri yok. Yani ben toplantıya katıldım. Hadi canım, ismin yok dediğinde ne yapacak bu insanlar? Hayır. Bu işin bir önemli detayı. Niye oldu, niye olmadı bilmiyorum. Sefen olmuş bir şeyden söz etmiyoruz. Çünkü bunu yazan, bunu buraya koyan fotoğrafları görmüyor mu? Yani oradaki temizlik görevlisine yazdırsa yine görür. Yine tanır. Bilir. Şimdi bunu başka bir detayı. Şimdi burada
sorgulanması gereken bir başka şey, boğulmazsam anlatacağım. Sorgulanması gereken bir başka şey şu. Ne işleri var orada? Yani bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir operasyonu değil mi? Bu AKP operasyonu mudur? Eğer AKP operasyonu ise Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Temel Karamollaoğlu'na, Meral Akşener'e kadar neyi alkışlıyorsunuz? Duba Kurtulmuş'un olduğu yerde Meral Akşener neden olamıyor? Kemal Kılıçdaroğlu neden olamıyor? Temel Karamollaoğlu meclis dışında olduğu için olamıyor, olabilir. Bunun bir izahı var. Ama HDP'yi de orayla özdeşleştirdikleri için hadi o yüzden çağırmadık diyebilirler. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir operasyonu ise bu. Hayati Yazıcı niye orada? Bahir Ünal niye orada? Ömer Çelik niye orada? İsmi yazılan, bak şimdi bunlar ismi yazılmayan ya. İsmi yazılanlardan Naci Bostancı diye orada. Naci Bostancı kim? Türkiye Büyük Millet Meclisi AK Parti Grup Başkanı. İsmet Yılmaz diye orada. Eski Milli Savunma Bakanı olarak mı? O zaman bütün eski Milli Savunma Bakanlarının orada olması lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı. Üyesi niye yok? Şimdi bu ciddi sorgulanması gereken bir şey. Bunu sadece beni sorgulanmam gerekmiyor. Bunu şu isimleri sayıp Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Meral Akşener'in de biz burada neden yokuz diye sorması lazım. Eğer sormuyorlarsa da şöyle bir şey oluşuyor. Siz orada olursanız bu harekat merkezinin güvenliği, bilgisi, sırları dışarı çıkar. Bu korkunç bir şey değil mi? Yani böyle bir dışlanmayı kabul ediyorlarsa onları sorun. Ama insanın gururuna dokunur. Bak onu söyleyeyim. Hani gururuna, onuruna dokunur. Oturduğun yerde ağlarsın herhalde. Eğer böyle bir muamele olursa. Hiçbir şey olmamış gibi davranılacak bir şey değil. Burası, bu operasyon şu haliyle, bu haliyle AKP operasyonu olarak görülüyor. Böyle gösteriliyor. Ama sunulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir operasyonuymuş gibi. Bu detay önemliydi. Bu detayın ayrıntılarında bugün bakacağız. Bakalım değişecek mi? Bu üstünden eklenecek mi? Göreceğiz.